senin o şarkıyı dinledik. Öf abi. Şşş çocuklar. Kapat kızım bakayım radyoyu. Anneannenize vedalaştınız mı? Dedenizle? Dedeciğim. Baba. Gidiyoruz. Duanı eksik etmemizden. Hakkını helal et. Sıra geliriz değil mi buraya? Gelmeyeceğiz bir daha akıllım. Anlattılar ya artık evimiz orta olacak. Hayır geleceğiz. Dedenleri özledim ben. Gelmeyeceğiz. Geleceğiz. Gelmeyeceğiz. Geleceğiz. Anne şuna bir şey söyle ya. Yeter çocuklar. Yeter. Şimdi gideceğimiz yeri merak edeniniz varsa söyleyeyim. Orası Zümrüt Anka'nın diyarıdır. Zümrüt Anka ne baba? Bilmiyor musunuz? Zümrüt Anka bir masal kahramanıdır. İsterseniz anlatabilirim. Bir varmış, bir yokmuş. Bir zamanlar uzak diyarlarda ulu mu ulu, bilge mi bilge, Eren Ata isminde bir zat yaşarmış. O kadar bilgeymiş ki herkesin ona soracağı bir sorusu mutlaka olurmuş. Günlerden bir günde farklı diyarlardan gelen seyyahlar sonsuzluk sırrının anahtarını sormuşlar. Aa, sonsuzluk sırrı mı? Peki Eren Ata ne demiş? Eren Ata önce onları tek tek süzmüş. Sonra tane tane bu sırrı size verebilirim ama bir şartla. Bu yol uzundur. Kim yılgınlık gösterir geri dönmeye kalkarsa o bir daha benim dergahıma giremez demiş. Sonra Eren Ata yaklaşmalarını istemiş. Herkes bir hırsla atılmış. Bir tek Celaleddin geride durmuş. Sabırlı, bu yolun yolcusu olmayı hak edecek kadar sebat içinde. Peki sonra baba? Eren Ata, gizemli sandığın kapağını açınca tılsımlı bir duman etrafı sarmış. Sonsuzluk sırrı sandıkta mıymış? Hayır, çok uzaklardaymış. Gideceklerin önce Zümrüt Anka kuşunu bulması lazımmış. Neden?
Çünkü Zümrüt Anka kime kanadından bir tüy verirse o insan sonsuzluk sırrını elde edermiş. Sonra Eren Ata gizemli bir ok çıkarıp uzaklara doğru fırlatmış. Zümrüt Anka'yı bu okun düştüğü yerde bulacaksınız demiş onlara. Ok çok uzaklara doğru süzülmüş, süzülmüş. Hemen hepsi peşine koşmuştur değil mi? Evet ama dedim ya, Celalettin diğerleri gibi değilmiş. Böyle bir hırsla yola çıkanların nefesleri yarı yolda kesilmiş. Ya Celalettin? Yol o kadar uzunsa nasıl gidebilir ki? Gidilir oğlum. Bak, yol ne kadar uzun olursa olsun, eğer sabırla yürürsen bitiremeyeceğin yol yoktur. Anacığım. Bak zorlanıyorsun artık. Biraz seyreltsek mi gelmeyi? He? Seni de bezdirdim değil mi oğlum? Estağfurullah anne ama... Gelecek. Hissediyorum. Bugün gelecek. Peki Cihat'ın hemen bulabilmiş mi Zümrüt'ten kaybaba? Öyle hemen değil. Çok yürümüş. Dağları aşmış. Ormanları aşmış. Bizim istasyon. Şükür gelebildik. Sonra? Devamını sonra anlatırım babacığım. Bedel abi. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Cennet teyze. Hayırdır hocam, birkaç gündür yoktunuz. Evet, memlekete gittim hanımla çocukları getirdim. Tanıştırayım eşim Dilek, çocuklarım Betül, Burak. Hoş gelmişsiniz. Hoş gelmişsiniz. Bedel ben, bu da annem Cennet. Hoş gelmişsiniz çocuklar. Sefalar getirmişsiniz memleketimize. Siz de hoş gelmişsiniz kızım. Hoş bulduk. Hocam kalacak yeriniz var mı? Yoksa bize gidebiliriz. Sağ ol Bedel abi. Bir yer ayarladım. Hatta sizin eve çok yakın. Çok güzel bir yer ayarladım. Öyleyse ben bırakayım sizi. Oh, Allah razı olsun. Buraları güzeldir kızım. Alışırsın. Biz de alıştık. Oğlum, ver bakalım sana verdiğim paketi. İyice sarıp sarmalamışsın anne. Ne var bu paketin içinde? Sürpriz. Çocukları ördüydü. Minik elleri üşümesin diye. Buranın kışı serttir.
sizin geleceğimizi biliyor muydunuz Cennet anne? Giyin bakalım eldivenleri, uyuyacak mı? Hem de en sevdiğim renkler, tam da elime göre. Benimki de öyle. El ölçülerini alıp öyle örmüş gibisiniz Cennet anne. Eşyalar evi kiraladığımız Valeria Hanım'a ait. İstersek kullanabileceğimizi söyledi. Aslında evin konumu çok güzel. Bizim okul inşaatına da yakın. İstersen eşyaları peyderpey yenileriz. Ha yok, otantik, klasik olsun diyorsan kalabilir de. Yani burada mı kalacağız? Artık burası bizim evimiz be anne. Yunus, kahvaltı etmeyecek misin? Malzemeler bugün geliyor hayatım, inşaatta olmam lazım. Hiç olmazsa bugünlük kalsaydın. Burada tek başıma dil bilmem, yol bilmem. İlk gün bu. Bizim bir dakikamız bile yok Dilek. Okulu iki aya yetiştirmemiz lazım, biliyorsun bunu. Ya bir şey olursa? Telefon bile yok. Haklısın. Telefon yok. Ama kalbim var. Bir şey olursa muhakkak duyarım. Merak etme, tamam mı? Oo, Avaz hoş geldin. Bedel abinin oğlu. Babaannem yolladı bunları öğretmenim. Afiyet olsun dedi. Hay Allah razı olsun. Senin ismin Burak değil mi? Arkada maçımız var, gelsene. Aa, olmaz. Yani daha kahvaltı edeceğiz. Canım istemiyor anne, ne olur gideyim. Dilekçim, sorun yok. Güvenebilirsin. Öyle, ben üstüme bir şey alayım. Ben dışarıdayım. Hadi akşama görüşürüz. Selamünaleyküm arkadaşlar. Aleykümselam. Şükür,
Kavuşturan hocam. Sağ olasın. Buyur kahvaltı yapalım. Ya Selim hocam, gittim yemek yiyorsun, döndüm yine yemek yiyorsun. Zargana'da gibisin, nerene yiyorsun anlamıyorum ki. İrfan, bu korna bizim malzemeleri getiren kamyonun sesi mi? Evet hocam. Allah'ım şükürler olsun. Hadi arkadaşlar, yağmur yağmak üzere bir an önce malzemeleri içeriye taşıyalım. Betül! Betül! Anneciğim pencereni kapat. Betül! 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 Bir şey söylemediler ama acil gelsin dediler. Hocam, hocam sen yetiş, biz hallederiz burayı. Dilek. Teşekkür, gelebildim. Kızımız nasıl? Hadi gel hanım. Қайшер ауырара. Қазір рентгенге түсіреміз. Жағдайы қиын. Өкпесі қабынған. Әрі құлағанда басына зақым келген. Миына қан кетуі мүмкін. Енді не істейміз? Күтеміз. Күту ғана қалды. Ne dediler? Bekleyeceğiz. Gel otur kızım. Allah büyüktür, iyileşecek inşallah.
Benim gitmem lazım Dilek. Nereye? İnşaata gideceksin değil mi? Bizi bu durumda bırakıp inşaata gideceksin. Durumumuzda bir şey yok Dilek. Doktorun söylediğini sen de duydun. Hani yapabileceğimiz bir şey yok. Bekleyeceğiz. Okulu sen aldı. Bir dakikamız bile yok diyorum sana. Yunus. Dilek, bu insanlar bize güveniyor. Bu okul bize emanet. Peki kızın? Kızın sana emanet değil mi? Ne olur beni anla. Gayet iyi durumdayız. Hem bak, yalnız falan da değilsin. Cennet teyze var. Hayır, yalnızız. Gurbetin tam ortasında yapayalnızız. Gitme Yunus. Yunus. Gidersen de dönme. Ağlama kızım. Dönecek nasılsa. Biliyorum. Ama bekleyen hep ben oluyorum. Yoruldum artık. Sevdiğini beklemek yormaz. Sevince beklersin. Senelere. Mevsimleri aldırmadan. Yılmadan. Usanmadan. Beklersin. Daha dün gibi gözümün önünde. O kadar güzel, o kadar efsunluydu ki. Ben yaz. Thank you.
hayattaki en mutlu günümüzdü. Ama bilememiş. Meğer tek mutlu günümüzmüş. Cennetim, niye ağlıyorsun? Bak çok şükür kavuştuk birbirimize. Bugün kavuştuk, yarın ayrılıyoruz. Böyle saadet olur mu Niyaz? Sana söz. Senin için geri döneceğim. Bir ömür boyu birlikte olacağız. Bir ömür mü yoksa bir gece mi Allah bilir. Korkma. Bende bir aşk varken ne yapayım dönerim sana. Lakin savaş ölümdü. Gurbetti. Sevenleri ayıran kör bir bıçaktı. Внимание, товарищ, слушайте приказ. Все молодые и здоровые пойдут на фронт. В тылу не останется никто. С этого момента ваши сыновья и братья, бойцы славной Красной Армии. Ne olur dön Niyaz. Tez git, tez dön, ne olur. Dayanamam sensizliğe. Söz veriyorum, tez vakitte geri döneceğim. Hem de koşa koşa. Sen gönlünü ferah tut. Ne olursa olsun geri geleceğim. Ama aylar sonra ne bir haber,
Ne bir mektup, ne de bir ümit. Hiçbir şey yoktu. Babam, ona bir şey olursa ne yaparım ben? Rahmetlinin ardından ne yaptıysan, onu beklersin. Tıpkı turnalar gibi. Hani göçerken böyle ovalara konup dinlenir ya turnalar. Konar konmaz her biri kendi eşini arar. Bulan tekrar göçer gider, bulamayan bekler. Ne zamana kadar? Ölene kadar. Товарищ Нес, ты спас мне жизнь. Спасибо тебе. Благодаря таким, как ты, немцы так и не могут взять Сталинград. И никогда его не возьмут. Можно?
Так значит, это смелый поступок влюбленного сердца. Ты ее очень любишь. Очень. Командир. Да. Смогу ли я в последний раз перед смертью повидать ее? Плохая штука смерть, правда? Не то, что сон. Закрыл глаза. И больше никогда не откроешь. Я не могу тебя обнадеживать. Немцы уже подошли к Ленинграду. Говорят, уже захватили Киев, Крым, Северный Кавказ. Везде они. Усы Кавказа. Что? Айр. Ченнет. Что ты говоришь? По машинам! Отправляемся в лоб! Быстрее! Еще быстрее! За родную отчизну свою мысли из головы и возвращайся в отряд. Kayınpederim turnaların kaderini yaşamış, onlar gibi beklemiş, onlar gibi ölmüştü. Yazımsa ölümü, dirimi bilmiyordum. Hiçbir haber yoktu. Tek teselli ondan taşıdığım bir candı. Ты в порядке? Они хотят меня убить. Они гонятся за мной. Спрячьте меня, умоляю. Не сдавайте меня, пожалуйста. Кто ты? Кто за тобой гонится? Солдаты, фашисты. Они ищут меня. Зачем? Мой отец, моего отца убьет в убийстве. Они гонятся за мной, чтобы я отпустил. Мы ничего не сделали. Поверьте, ничего. Молчи.
Besucht alle Häuser, startet außerhalb des Dorfes und verengt dann den Kreis. Kırdı mı? Какая девочка? Девушка, которую ты скрывает. Хорошо. Хорошо. Значит, ты не увидела девочку здесь. Ты что думаешь, что я дурак? Я Hauptsturmführer Lars Reinhardt. Я не буду вам заниматься подробности. Вчера был убит один из моих лучших офицеров. Ищу девушка, которая совершила это с отцом. Вера Иванова. Я знаю, что в этой деревне. Даже уверен. У вас есть одна минута, чтобы его мне сдать. Или я вас всех отправил в концлагерь. Время пошло. В деревне нет такого человека. Единственное, что я ненавижу в этом мире, чтобы сделали мне дураком. Тридцать секунд прошли. Говорите, где девочка? Ele vermedik. Veremezdik. Çünkü o bize sığınmıştı.
dedikleri gibi yaptılar. Civar köylerden topladıklarıyla beraber bizi de doldurdular aynı trene. Alle sollen sich hinsetzen. Bitte. Hinsetzen! Убийца одного человека. Значит, убит все человечество. Да, это того стоило. Geçtiğimiz her yerden insanlar dolduruluyordu vagonlara. Nereye gidiyoruz? Bizi ne bekliyor? Bilmiyordum. Günlerce, haftalarca yol aldık. Babam, burada doğdum, burada öleyim derdi. Gayrısı dokunmaz ona. Yeri rahmetli annenin yanında şimdi. Nur içinde inşallah. Oğlum geliyor demek ha? Oğlan olduğu ne malum? Bilmem. Gönlüme öyle düştü. Oğlan. Bedel koyalım mı adama?
Cennet, bu gidişin sonu yok. Bir yolunu bulup kaçmamız lazım. Bu halimle mi? Başka çaremiz yok. Sus'ta çalışmaya gönderiyorlar ama gidenlerin akıbeti de meçhul. Onlar da yoruldu. İlla ki dikkatleri dağılacak. Şimdi tam zamanı. Cennet, bu bizim tek şansımız. Vorba o să o să am pierdut ca pe am dat.
Rabbim. Çalıştırmaya getirmişlerdi ama öldürüyorlardı. Я могу работать с этой ногой. Посмотрите на меня. Прошу вас, посмотрите на меня. Я могу все. Я так вот. Вот. Я могу все, что могут и другие. Erzähle mir keine Märchen. Прошу вас. Не. Прошу вас. И умоляю вас. Du bist ein Schwein! Du bist nützlos! Aus dir wird nichts, du Schwein! Разрешите мне жить! Разрешите только поезжать! Я умоляю вас только! Alle, an die Arbeit! Niyaz'ın dediği gibi bu gidişin sonu yoktu. Kaçmalıydım. Sıra bir gün bize gelmeden kaçmalıydım. Zu Weihnachten soll der Krieg enden. Weißt du, was ich dann machen werde? Ich werde in Kiew 300 Hektar Land kaufen. Die Arbeiter sind umsonst. Und dann? Und dann Jürgen Schweinhoff steht zu ihren Diensten. Halt!
Kameraden, Sieg heil! Junge Frau, eine milde Gabe für einen armen Musikanten? Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, stand eine Laterne und steht sie noch davor. Я знаю. Это ты. Больше ты никогда не сделала дураком ни меня, ни кого другого. Lassen Sie das mir. Schnell. Смотри, не выходи из вагон. Это ты самым длинный фронт, когда дойдешь ваших. Спрыгнешь. Поняла? Почему ты мне помогаешь? Он не должен жить. Как ты говорил, убит один, значит, убит всех. Тогда спасти один, значит, спасти всех. Haber aldınız mı bir daha? Birkaç yıl bekledim. Sonrasında şartlar mecbur etti. Sürüklendik buraya.
Hala bekliyorum. Biliyorum. Dönecek. Yani... Öldü mü kaldı mı belli değil. Nerede olduğunuzu bilmiyor. Ve siz hala onu bekliyorsunuz. Neden? Vefa. Bana döneceğim dedi. Ben de bekleyeceğim dedim. Sevda. Sevda budur kızım. Sevda sabırdır. Ancak kaybedince anlarsın. İcap etti bu. Babamınmış. Küçükken dikmişsin ya, bana verdi. Nasıl, olmuş mu? Olmuş. Çok güzel olmuş. Ama eksik. Gel, gel otur ya. Fotoğrafı. Tıpkı sen. Ama neden verdin bunları bana? Dedenin emanetleri. Ben artık yaşlandım. Birisinin taşıması lazım. Kızım, iyisin çok şükür. İyi. İyi görünüyor. Sen işine dön oğlum. Biz kadın kadına ortalığı toparlarız. Hiç uyumadın Yunus. Bir şey yemeden mi gideceksin? Merak etme hayatım. Şimdi ben inşaatta bir soğan kırarım, 10 kaplan gücünde olurum. Hadi size kolay gelsin.
Onu anlamaya çalış kızım. Buralara bir sevda uğruna. Gönül köprüleri kurmaya geldiğinizi anlıyorum. Bundan böyle sana da sabırlı olmak yakışır. Hadi işlerimize koyulalım. Hayırdır arkadaşlar? Düşüncelisiniz. Nasıl düşünmeyelim be hocam? Malzemeler bitti. Para gelmedi. İnşaat bitecek mi? Velileri ikna edemiyoruz hocam. Türkiye'deki okulların broşürlerini gösteriyorum. Bitince böyle olacak diyorum. Ama inşaatı gören yetişeceğine inanmıyor. Haklısınız. Da... Olaya bir de şu açıdan bakın. 2 sene önce burada okul açacağız desek kimse inanmazdı. Ama şimdi buradayız, öyle değil mi? O açıdan bakınca haklısınız. Mucize gibi zaten. Tamam işte. Bundan sonra bize düşen görevimizi hakkıyla yerine getirmek. Eğer bu böyle olursa Allah da bizi yarı yolda koymaz. İnşallah. Haklısınız. Haklısınız. Tamam işte, hadi dağıtalım artık şu efkar havasını. Ha? Durumumuz zaten o kadar da kötü değil. Her şeyimiz var. Çayımız var, peynirimiz, zeytinimiz var, soğanımız var. Hatta soğanın cücüğü bile var ama hocam kendine almış yine cücüğü. Hocam doğru söyle. Şu anda bunu 1,5 Adana gibi görüyorsun değil mi? Adana olur mu hocam? Ben bunu şu an kudret helvası gibi görüyorum. Bu bize şimdi şişkinlik yapar. Hadi iş başına arkadaşlar. Siz gidin, ben sofrayı toplayıp geliyorum. Peki hocam. Tosup durdum Türkiye'den hayal. Rahmet. Alo. Gani Bey. Ah Yunus hocam, şükür kavuştuk. Kaç gündür sana ulaşmaya çalışıyorum. Konuş konuş. Babanın babası zebil nasıl olsa. Lan memleket batıyor ya. Sen ne işle uğraşıyorsun ya? Allah'ım ya. Hayırlı haberler var mı inşallah Gani Bey? Hocam maalesef burada işler karışık. Piyasalar allak bullak. Aa, burada işler tıkırında. Adamın ettiği lafa bak ya. Süre daralıyor Gani Bey. Elde avuçta olmadan bir şey yapmak imkansız. Bayan hocalarımız da gelmek üzere. Onlara ev bile tutamadık. Hocam inan çalışıyorum. Bazen günlerce dükkana bile girmiyorum. Ama... En çok da bir hayalperest gibi algılanmak zoruma gidiyor Gani Bey. Elimizde 2 tane fotoğraf, insanlara gösteriyoruz, aynısını yapacağız diyoruz ama doğal olarak inandıramıyoruz. Gani Bey? Buradayım hocam, buradayım. Şöyle bir şey yapsak ne dersin? Bir etkinlik düzenlesek. Böylece okulun bir hayal değil, gerçek olduğuna inansa insanlar. Nasıl bir etkinlik? Bilmem. Ne olursa. Kardeş okulumuzla birlikte bir şey. Ön kayıt yaptırdığımız çocukları buraya getirsek. Okulu gezdirirler, anlatırlar oralarda. Ne bileyim işte, bir şeyler ha. Olabilir. Olabilir, olabilir Gani Bey, tamam. Ben sizi ararım. Hadi Allah'a emanet olun. Thank you.
100 kere söyledim sana. Burada deterjan bulmak bile mesele. Şu halime bak. Temizlemek yetmiyormuş gibi sen git bir de pantolonunu yırt. Hele şükür gelebildin. Gel, gel, gel böyle gel, 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 gel böyle gel. Bir, iki, üç dediğimde bir, iki, üç. Bahçesi var, bağı var, ayvası var, narı var. Atamızdan yadigar, bizde ata barı var. Yavuz ne oluyor Allah aşkına? İyi şeyler oluyor, iyi şeyler oluyor. Nasıl iyi şeyler? Bak, bu okulu yetiştireceğimize kimse inanmıyor ya. İşte biz inandıracağız. Hemen eğitime başlıyoruz. Nasıl? Sen folklor eğitimi almıştın değil mi? Dik duruyoruz. Arkanızı üstteyiz. Kollar yanda. Kollarımızı aşağıya çevirin. Parmak ucuna çıktık. Ayağımızı şuna duralım. Bana doğru dört gelin. 4, 5, 6, 7, 8. O ne o? Hiç. Memleketteki tarlanın tapusu. Bir dakika, bir dakika. Sen şimdi tarlayı satacaksın. Onlara mı yedireceksin? Arkadaşlar varını yoğunu vermiş baba. Ben bir taşlı tarlayı mı sakınacağım? Aa, koskoca taş burada zaten. Oğlum, iki dönüm tarlayla bütün iş bitecek mi ya? O zaman sen de işin ucundan tutaydın baba. Bugün he desen okul çoktan bitmiş olurdu. 5 kuruş yok onlara. Bütün işin gücün onların peşinden gitmek. La dükkanda durdun yok ya. Baba deme öyle ya. Başlarım babana. Bütün işi ben yapıyorum ya. Başkası olsa hiç değilse çalışırdı. Bul o zaman başka birini çalıştırt baba, ne diyeyim. Buldum bile. Nereden buldun? Memlekette. Madem memlekete tarlayı satmaya gidiyorsun, onu da alır gelirsin. Fatih'in! Thank you.
Nehri geçersek atlatırız. Karadeniz yakın. Bir tekneye atlarız, oradan da Türkiye. Niyaz geliyorlar, kaçacağız. Yakalanırsak ikimizi de öldürürler. Geçtik mi nehri, kurtulduk. Niyaz. Gelemem ben. Cennet orada kaldı. Gelemem. Şimdi dönersen sağ komazlar. Cenneti de kurtaramadan ölürsün. Niyaz. Geldiler. Hadi. Hadi, hadi. Baban iyi adam. Sağ olsun. Niyeti Niyaz emmiyi işçi almak değil, ona sahip çıkmak, bilirim. Öyle öyle. Niye gitmemiş be usta? Niye bir daha geri dönmemiş oralara? Demir perde demişler. Yırtıp geçmek kolay değil. Bir gedik bulup sınırı geçerim diye düşünmüş gelmiş buralara. Ama nafile. Hoş geçse ne olurdu? Yavuklusu, ölümü, sağ mı? Allah bilir. Niyaz emmi. Niyaz emmi. Şamil'in oğlu Gani geldi. Konuştuğumuz gibi seni götürmeye. Turnalar. Turnalar göç ediyor. Babam anlatırdı. Eşini kaybeden bir turna ölünceye kadar onu beklermiş. Ya giden dönemeyen ne yapar ki Rüzen? Six.
8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aferin çocuklar. Yarın yine tekrar ederiz. Жарайсыңдар балалар. Ертең тағы да жалғастырамыз. Қазір ше барып киімімізді ауыстырайық. Жүріңдер. Nasıl ama hocam? Bir haftada 40 yıllık folklorcu gibi oldular, değil mi? Bir şey mi oldu? Arkadaşlar bir haberim var size. Yerleşmek için ayarladığımız evlerin kira meselesini maalesef halledemiyoruz. Hocam, peki ne yapacağız? Bayan öğretmenler gelmek üzereler. Yapacağımız şey şu. Ben de dahil bir müddet burada okulda kalacağız. Bayan hocalarımız da artık biz de misafir edeceğiz. Arkadaşlar, şimdiye kadar birçok şeye katlandığınızın farkındayım. Ama unutmayın, biz buraya yaşatma ideali için geldik. Hadiselerin etkisinde kalırsak, hadiseleri etki edemeyiz. Dilek. Dilek. Bunca zamandır en azından bir aradayız diye kendimi teselli ediyordum. Ama hadiseler artık eziyor beni Yunus. Müjdelerle git, müjdelerle gel. Sen de ben gelene kadar iyileş olur mu? İlaçlarını hep iç. Anne, dönerken babama badem elbise alalım mı? Çok sevinir. Dönemeyebiliriz belki Burak. Nasıl yani? Ama babam daha bizi Zümrüt'e Ankara'ya anlatacaktı. Masal o kızım. Hayal. Öyle bir kuş yok. Sahiden dönmeyecek misin Dilek? Ama bu çok ciddi bir karar. Anlatmakla yaşamak aynı şey değil Seda. Şartlar çok zor. Bir de Yunus. Hayırdır? Aranızda bir şey mi oldu? Yok, hayır. Yani öyle düşündüğün gibi bir şey değil. O çok gayretli. Ama ben yetişemiyorum ona. Bu hizmet başımıza konmuş devlet kuşu gibi Dilek. Onu ürkütmemek lazım. Allah insanlığa ülkemizi, sevgimizi, yüreğimizi gösterebileceğimiz bir fırsat sundu bize. Kıymetini bilmemiz gerek. Hem kader ileride ne sürprizler yaşatır, neleri vesile kılar bilemeyiz ki. Biliyorum. Biliyorum ama ben o kadar ileriyi göremiyorum. Ne
Alo. Dilek. Alo. Yunus benim. Arayacak dediklerinde çok korktum. Ters bir şey yok ya. Yok yok. Yok ters bir şey yok. Sana söylemem gereken bir şey var Yunus. Ben... Dur. Sözünü unutma. Asıl benim sana haberlerim var. Gerçi üzücü bir haber. Yalnız avaz duymasın. Ne oldu? Yoksa Cennet teyze... Evet. Hastanede. Durumu çok ciddi. Alo, Dilek? Dinliyorum. Buradayım. Çok üzüldüm. Dua etmekten başka yapacak bir şeyimiz yok hayatım. Sen bir şey diyordun. Ben... Yok bir şey Yunus. Sesini duymak için aramıştım. Tamam canım. Çocukları benim için öp. Kendine dikkat et. Sen de. Geçerim Tlayman. Koldan kelletin cesalayetin nasıl yok. Aks. Hay Allah senden razı olsun Niyaz Usta ya. Vallahi geleli daha kaç gün oldu? Ya dükkan gibi çalışmaya başladı ya. alıştın inşallah buralara. Hayat bu. İnsanı nelere alıştırmıyor ki? Selamun aleyküm. Oo, aleyküm selam. Ya sen dükkanın yolunu bilir miydin Gani Efendi? Buyur baba. Ne? Bugün bizim çocukların gösterisi var. İstemez. O bilete 5 kuruş vermem ben. Babalar anası, kurban oldum. Bak bu bizim için çok önemli ya. Bu seferlik şu garip oğlunu kırma ya. Yok kırma. Ya bırak yalakalı be. İstemez dedim. Ya benim defne dümbelekle ne işim olur ya? Allah Allah. Niyaz Usta, bu bilet senin. Bendensin. Gelirsin değil mi? Tabii. Ama yo. Hayır işi bu. Bedavaya olmaz. Al evladım, al. Ya Keçeli. Şey diyecektim ya. Bu bilet kaç kaymı? Avazcığım hadi. Hazır mısın? Neyin var senin? Keşke babaannem de gelseydi. Bak deden, benzemiş miyim? Niyaz amca bu muymuş? Çok benzemişsin. Seni böyle görse ne kadar mutlu olurdu kim bilir. Perde açılıyor, gösteri başlamak üzere. Hadi çocuklar, hadi. Gani Bey nerede kaldı Allah aşkına? Açılış konuşmasını o yapacaktı. Hadi bas gaza, bas. Tamam ama ben şimdi seni kestirmeden götüreceğim. Hay Allah. Bir bu eksikti ya. Senin kafanda her şey tamamdı da bir bu eksikti değil mi? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Tak geri bir dese, geri git. Ya her yer tıkalı. Ben bu davetiyeye kaç papel verdim biliyor musun? Eğer geç kalırsak parayı senden alır mı o göre? Hayda. Oğlum şuradan geçsene ya, şu aradan geçiversene ya. Baba görmüyor musun? Kaldırım ya, sığmaz oradan. Ya sığmaz oradan. Bas sen ya, kır şöyle baba, biraz. Baba, bırak direksiyonu. Ya bas baba, biraz. Allah aşkına bas. Allah aşkına. Bas gaza. Tamam bas, baba, tamam. Bas gaza. Tamam.
Gördün mü nasıl geçtik? Allah Allah. Yok, yetişemeyeceğiz. Allah'ım, bir işi de düzgün yap ya. Bir işi düzgün yap, deve keseceğim deve. Deve. Kaçırdık. Öyle mi? Söylediğin iyi oldu. Baba ya. Şimdi de çok özel bir gösteri var sırada. Kafkas düğün dansı izleyeceğiz. Kazak Türk Lisesi öğrencilerinin hazırladığı gösteriye solo oyunuyla Avaz Bedelov eşlik edecek. Alkışlarınızla. Usta. Usta orada iyi misin? Hadi gel. Usta hayırdır? Evlat, bu saat senin mi? Babaannem verdi, dedemimmiş. Pardon, siz kimsiniz? Ben Niyaz. Adım Niyaz. Babaannenin adı Cennet mi?
Avaz. Avaz fotoğrafı çıkar. İşlemleri halledip ilk uçakla buraya geliyorlar. Dilek babanı getiriyor Bedel abi. Bedel abi, iyi misin? Nasıl? Babam nasıl bulunmuş? Yani teferruatını ben de bilmiyorum. Ama kader işte. Allah'ım sana şükür. Annemin sizin çocuklara verdiği eldivenleri hatırladın mı hocam? Evet, hatırlıyorum. Ellerine tam uymuştu hani. O eldivenler 50 yıl önce görülen bir rüyanın eseriymiş. Annem Nazilerin elinden kurtulduğu o günlerde Efendimiz'i rüyasında görmüş. Sıcak diyarlardan çocuklar gelecek. Sen onlara eldiven çorap ör, üşütmesinler buyurmuş. Annem örmüş saklamış bir kenara. Geleceğinize yakın rüyasında bir işaret almış. Karşıla geliyorlar demiş. Annem o gün çok heyecanlıydı. O rüyasını sizin babamı getireceğinize yormuştu. Ve hocam, kader. O gün değil ama şimdi babamı siz getiriyorsunuz. Bedel Bey, acele etmemiz lazım.
Baba. Annem hastanede. Durumu ağır. Güzel. Ne oldu? Ne işin var burada? Annem. Bir şey mi oldu? Güzel. Niyaz baba.
üzüldüm. Yaz. Yaz. Allah sözünü yerde bıraktınız. Geldim. Baba, hala bize masanın sonunu anlatmadın. Celalettin bulmuş mu üzümlü Danka'yı? Dedim ya, çok yürümüş, çok. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Dağları, zirveleri aşıp bir ömür boyu Zümrüt'ü Danka'yı aramış durmuş. Celalettin koştukça yorulmuş. Yoruldukça ümidi tükenmeye yüz tutmuş. Sonunda bir şeyi fark etmiş. Önemli olan bulmak değil, yolda olmakmış. İnançla, azimle yola koyulmak. O sonsuzluk sırrı peşinde ne olacağına, ne çıkacağına aldırmadan sadece yürümek. Ve sonra anlamış ki her şey bitti derken bile işin aslı ümide sarılmakmış. Sonra bir gayret doğrulup yine koşmaya başlamış. Baba, yine mi koşmuş? Evet, yine koşmuş ama sonunda okun düştüğü yere ulaşmış. Yani Zümrüt'ten kaybolmuş mu? Söylesene baba, meraktan çatlayacağım. Bulmuş mu, bulamamış mı? Bilmem. Annene sormak lazım. Annem öyle bir kuş yok diyor. Var kızım. Var. Peki nerede? Bak işte. Burada duruyor. Hadi arkadaşlarınızın yanına. Hürmetli balalar, hürmetli veliler, mektebimizin açılış konuşmasını yapmak için Yunus Muallim'i kürsüye davet ediyorum. Yaz amca.
Ben... nereden başlayacağımı... ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Şu arkamda görmüş olduğunuz şey sadece bir bina. Ama gerçek okul... insana... sonsuzluk yolunu açan... sırlı bir anahtardır.